çocukluğum oyunlarda, insanoğlu suçu aramadan kadınlarda. İnşallah buluşuruz güzel yarınlarda, haram para yiyenin ağrısı karınlarda. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında bamban squat yolunda her zamanki gibi kiri kolun kıraklıktan kalbini valpelemek, böyle bana yumruk atmaya çalışan miraçları pompelemek için. Hocam çok güzel 36 kişinin atladığı bir bölgedeyiz. Yani istediğimiz kişi sayılarına ulaşabiliriz. Sen ne güzel geldin öyle silah alıp Ömer'im. Ömer hep seni var ya şu masum iyisinden dürüstlüğünden kaybettin. Eşanlara selam olsun. Hemen silahımı reloadladım çünkü yakından artık iş yapmayacağız. Uzaktan böyle Sait'leri vuracağız. Sait çok tatlı bir ölüm yaşadın ama üstünde daha arkadaşım vardı farkındayım, yanıma gelen var. Onu halledip sana geri döneceğim. Kardeşim utanmıyor musun? Burada bir ev edinmişiz kendimize. Hemen böyle bir evimizi işgal etme. Evim abi ben de bir yerinden tutabilir miyim deme. Allah'tan kaskın varmış, sana çok kızamadım kardeşim. Ulan bir silah değiştiriyoruz ortalık yıkılıyor be kardeşim. Şu noktada gerçekten mermi de dayanmıyor bir de ama şu karşıda birisi vardı. Onun geleceği yok gibi, en iyisi biz şuraya teleportla gidelim. Tam da kuruluyormuş istediğim yer ama şu anda buradan ayak sesi gelmiyor gibi. Orada benim altımda birileri vardı. Bak görüyor musun? Ben oynamasam buraya üzerime gelecek. Deli ördek. Kardeşim ördeğin delisi olmaz ama sen bilirsin. Şurada gemide de birileri var gibi, bir bomba deneyelim o tarafa doğru ama katliam çoktan yapılmış gibi duruyor orada da. Yine de havaya salladım, eski pozisyonuma geri geldim. Bakalım şu arkadaştan nasıl bir loot varmış. Bence Scar'la geçebiliriz. Saygıyı şu anda hiç kullanamadık çünkü. Kardeşim bir tane Scar'la reloadlayabilir miyim? Çok güzel sıkıyorsunuz etrafa, sizi gördüm. Muhteşem bir ikilisiniz. Onların da daha kaskı bile yok ama yine de bana sıkmaktan alıkoyamadılar kendini. Şöyle bir molotof ister misin abi? Çok vuruyorsun ama bir molotof atacağız diyoruz. Ağzımızda, yüzümüzde, kaskımızı, zırhımızı aldın. E sen bilmez misin şimdi bunun öcü olur? Tabii molotof olduğu için oradan bir uzaklaştınız ama teleport açılsa atardım, atılamıyormuş. O da bana molotof atıyor. Lan öyle kolay mı molotof atmak? Yani babanın yiğidi ağacı mı? Hocam bu cümle böyle değildi ama sizi öldüreceğim. Sen çok güzel gösterdin El abi. El abilere bayılırım, kurtaramazsın arkadaşını El abi. E şimdi geliyorum üstünüze. Sabahtan beri yemediğiniz bok kalmadı. Orada iki kişi millete sıka sıka kafa beyin bırakmadınız. Şurada garip beni bekliyorsunuz en sonunda. O diğeri nerede? Aa buradaymış. Kardeşim güzel bir 2 kill oldu. İnşallah güzel de bir loot çıkarsa ben buradaki bölgeyi temizleyip ortaya çökerim. Yalnız bölgedeki oyuncu sayısı çok hızlı düşüyor. Hiç yakalayamadık istediğimiz kill sayılarını. O yüzden halıyla şöyle hızlı arayacağım derken önümdeki 3 kişi görüşürdüm. Abi vallahi öyle bir timing var ki sizde. Arıyorum bulamıyorum. Tam diyorum ben gideyim onlar beni bulsun, o da olmuyor. Yalnız bu fight'tan bizim çıkma şansımız çok düşük çünkü 3'ler. Ama yine de bütün oyunculuğumuzu kullanarak birini çekersek 1 ve 2'yi alabiliriz. Ayak sesi de çok yakından geliyor. Bak bu kımıldak. Bu kımıldak takımını satacak şimdi. İzle. Bu kımıldak takımını satıyor. Seni çektim. Kaldınız 1 ve 2. Şimdi telaşla olmuştu. Bak bir de bomba atıyor. Senin bombanı yerim. Nasıl düşmedi o kadar headshot'a? Hocam o kadar headshot'a düşmediyseniz şu bombayı münasip bir yerinize, bakın yanlış anlamayın. Kötü bir yerinde demiyorum. Münasip bir yerinde tutar mısınız? Yapma Apo. Apo çok güzel yedim bombayı. Bir de şu tarafa atayım. Üçüncünüz de var dedim biliyorum. Yangın yerine çevireceğim her tarafı. Şöyle bir satıp acaba oraya ışınlansak mı yine? Işınlanmayı bu aralar çok kullanmaya çalışıyorum. Yeni skillimle çok tatlı duruyor çünkü. Şöyle ışınlanmayı arkaya attım. Bu taraftan geldim, o taraftan çıktım. Neredesin dayıoğlu? Bak arkaya kaçmış bak. Abi diyor ben diyor arkaya kaçarsam diyor beni öldüremezsin diyor. Seni arkadaşından önce öldüreceğim. Sen çünkü onu kurtarmak için hiçbir şey denemedin. Adamı burada yapayalnız bana karşı bıraktın. Çift taneli kill sayılarına geçtiğimiz anda da bölgeyi temizledik. Şu anda artık 10 kill'de bu bölgeden alacağımızı almış durumdayız. M4'e geçtim bu arada. Sıkıntı yok kardeşim. Bir der silahla oynarız ama en iyi seçeneğimiz hangisi onu seçelim. Bakalım Jim bize tam olarak ne vermiş? P90×2. En sevdiğim abi. Bol mermili P90 oldu mu özgüvenimiz yerinde, oynuyoruz. Şu noktada 450 mermisiyle tam da coşturacaktır bizi diye düşünüyorum. Aşağı doğru atladım. Bizi militaya attı. Sıkıntı yok abi, oyun oynayabileceğimiz güzel bir nokta. Oo silah sesleri geliyor buradan. Abi ne güzel halıyla gezerken silah sesi denk geldi biliyor musun? Şurayı yukarıdan alırsam benim için mükemmel olur bence bu konum. Buradan güzel killer çekebiliriz. Hem de gemi de yaklaşıyor, oradan da oyun kurabiliriz. Şimdi bir saatten sonra dediğim anda altımda biri varmış. Abi inan hiç beklemiyordum senin burada olduğunu biliyor musun? Çok güzel denk geldi ama P90'ım var, canını sıkabilir. Bak bana öyle sıkmalar deneme. Headshot yedin, şimdi ne bok yiyeceksin? Şimdi bu telaşla ne yapacaksın? Canın da sıkıldı, silah reloadluyorsun. aşağı atlatan olmadı lan yargı. Gerçekten yargı sen gördün ama canın sıkılmamıştır diye düşünüyorum. Sonuçta bana öldün. Bu arada loot'u da güzelmiş ama şu an için kendi loot'umla devam etmek istiyorum. Uzaklarda o iki kişi oynuyor. Altın sıkan sizsiniz sabahtan beri bu tarafa doğru bak. Bak bir de abi diyor ben diyor bu kadar açıklayayım kaçabilirim diyor. Sen arkadaşını kurtarmayı niye denemedin? Sen gerçekten büyük satıcısın. Böylelerinden nefret ediyorum. Arkadaşı orada kaçışmak için rotasyonlar yapıp zıplarken bir an annesinin çağırmasıyla oyunu AFK bırakan arkadaş sendromu. Hemen şimdi uçan alımızı koyup o tarafa doğru gidelim derken aa, birisi götüm buraya yaklaşıyor. Lan ne güzel geldi biliyor musun denk? Abi böyle senaryolarda her zaman yakına oynayan kazanır, bunu güzel bellemişsin ama ben seni fark etmeseydim. İsmini tam olarak okuyamıyorum ama sana Fatma diyeceğim. Hatma'ya daha yakın. Şöyle bunun da lootuna bakalım. 5.56'mız azalmıştı. Güzel denk geldi ama yine de çok alamıyoruz. P90 mermimiz bol olduğu için. En iyisi o tarafa doğru gidelim. Bu arada hala arkamızdan da silah sesleri geliyor. Ne tarafa oynayacağım konusunda kararsızım ama o tarafa oynarsak da bence killer elde edebiliriz. Kardeşim ne yapıyorsunuz burada? Bak dağın eteğine geçmiş, arı dağın eteğinde diye şarkı vardı. Bilir misin sen onu? Etkiler bilir. İki kişi orada millete salça oluyorsunuz. Sen de çok açıklasın. İsmini TikTok mu koydun? Hocam ben YouTube devam. Instagram'dan takip edenlere de ayrı saygım var. Seni çektim. 15. kilimi aldım. O arkadaşın kaçmayı başardı ama üzerine oynamamam için hiçbir sebep yok. Bu arada geniş açıdan da gözükmüyor. Bayağı safe'te kalacak gibi. Bu sefer de sağımdan sesler geliyor. Lan solu oynayacağım da sağımdan, sağ oynayacağım da solumdan sesler geliyor ama bu dayı tek başına şimdi arkadaşını kaldıracak. Bir daha birleşmeleri zor. Bunu hızlıca çekip öyle gidelim. Bu arada kulübenin orada da birisi var. İki bunlar abi. Şöyle tam ortanıza doğru indim. Sıkacak yok mu bir delikanlı? Lan bir delikanlı yok mu sıkacak? Vallahi sıkıyor. Çok güzel sıkıyor. Bak sıkmasaydın keyfim kaçabilirdi. Ama şu andan itibaren keyiflendim. Sana da geldim dayı. Sen şöyle bir tıpreyle ölmeyi hak ettin Elar abi. Elar abi! Bayılıyorum Arap öldürmeye ve hemen hızlıca da kinli çekmeye. Şurada bir arkadaş vardı. Nereye gitti? Bak o tarafa kadar koşmuş. Adam gerçekten Usain Bolt'tan bile hızlı hareket ediyor. Bunu da hızlıca çekelim çünkü çok fazla silah sesi var, onlara dönmemiz lazım eğer rekor bir maç istiyorsak. Aa lan sizi geçmişim yanlışlıkla, ben size geliyorum sanıyordum. Siz benim altımdaymışsınız. Sık bakayım nasıl sıkacaktın. Eğimleri de bir kötü ki Allah affetsin. Bak sıkıyorlar, iki kişi sıkıyorlar. Ulan bir de mermi değse canım sıkılmasa. Hocam şuraya inip sizi indireceğim şimdi derken çatıya inemedim. Ya olacak şey mi? Bütün görüş açısını kaybettik. Şurada çatıya insek patır vuracağımız adamların görüş açısını kaybettik. Mecbur o çatıya çıkmam lazım yoksa eğimde kalıyorlar. Ulan tam da yere yatmıştı. Şunların güzelliğine bak nasıl kaçmışlar. Ama benden kaçış yok aga. En fazla erteleyebilirsin ölümünü. Öyle dönüp sıkayım deme, canını sıkarım. Sen de gel seninle de fightlarım. Sana şöyle biraz mermi atayım arkadaşım paniklesin. Aa birisi daha geliyor arkadan, gördüm seni. Sen çok güzel yiyorsun bak, sistemiste kurtaramazsınız oğlum. İki olmanız hoşuma gitse de bu noktada her türlü sayı azaltmaya okeyim. Bomba yetiştirebilir miyiz derken beyitlemeye başladı ama sen gerçekten hızlı kırıksın. Bu hızlı kırıkların katlini vacip eylemek her zaman benim için en büyük misyon olmuştur. Şöyle bir bomba atıyorum sana doğru. Az önce deli gibi sıkıyordu, şimdi zıplamaya başladı. Biz bunları yemiyoruz apocum. Türk bile değilsin. Hemen bu tarafa doğru şunların da bakmaya geldim ama bir üçüncüleri var gibiydi. O nereye gitti tam olarak emin değilim. O yüzden temkinli hareket edeceğim. Şöyle gemi hazır sabitken ve halımız varken bence gemiye çıkmak çok mantıklı olabilir. Orada birileri varsa hem kill yazar hem de çok güzel loot yapabiliriz. Şu an için sesler geliyor aşağıdan ama gemide kimse var mı yok mu emin değilim. Şu nokta sanki benim için safe olabilir gibi. Şuraya indim. Aa abi ne güzel bekliyorsun benim gelişimi öyle. Sen böyle güzel bekler miydin Baha? Hocam çok güzel beklediniz ve 20. kili sonunda aleme yazdırdınız. Vallahi daha oyunda da çok kişi varken 20 kili ilk bölgeden alamadan hızlıca toplamayı başardık. Şu anda uçan gemi hareket ederken ben de hareket etmeye başladım. Onun dışındaki riskli olabilir. Her an yanımıza birisi gelebilirdi. Bu arada şunun loot'una ufak bakacağım ama önce şu oyuncuları görmek daha önemli benim için. Neredeler keşfedersem güzel bir oyun oynayabilirim derken iki kişiyi o bölgede gördüm. Abi loot'a bakacaktım. Vallahi direkt aşağı atladım adam görünce. Bu benim kill açlığım, ne olacak hiç bilmiyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada galiba birbirimizi kaldırıp toparlanmaya çalışıyordunuz ama buna izin vermeyecek gibi duruyorum. Çok güzel apaçıkta benim önüme geldin Ömer. Ömer ya yine sen kardeşim, çok acılar çektin zaten. Bu adam ölmesin artık bana ya. Gerçekten Ömer'i öldürmek beni hiç mutlu etmedi. Belki arkadaşını kaldırma hakkı varsa yeniden buradan kaldırabilir ama bir tık da olsa bir diğerlerini bulmaya odaklanalım. Oo. baba duvar arkası diyorsun, sprey diyorsun ama eğimin de kötü diyorsun. Şimdi bu eğimin kötü olunca bana özgüven veriyorsun dayı. Sende de özgüvenlisizlik oluşuyor. Miraç, gerçekten arkadaşını kurtarma hakkın vardı. Ama sen yine de benimle fightlamayı seçtiğin için delikanlı bir hareket kardeşim. Videoyu izliyorsan lütfen bir beğeni atarsan sevinirim. Seninle oynamak şerefti dayı. 22 kildeyiz artık, yolumuza hızlıca devam edebiliriz. Alan da buradan çekiyor gibi duruyor zaten. Merhabalar abi. Ne güzel denk geldi ya yolda ikimiz birlikte. Motosiklet iş yapıyor mu? Şimdi o benim sesimi alamıyor ama ben onun alabiliyorum. Gerçi o da benim sesimi alabilir diye düşünüyorum. Şu an bir tedirginlik hissediyordu. Ulan arkamdan bir araç sesi geliyor, görünürde kimse yok diye bak durdu. Dayanamazsın tabi, durursun. Bana sıkacak mısın? Ama bana sıksaydın biraz eğlenirdik ya. Sen başka yerlere bakıyorsun. Beni odak almaması, beni küçümsemesi gibi hissettirdi bana bu. O yüzden direkt indim. Baba şu kayaya bir geçeyim de öyle fightlayalım. Bak hala bana bakmıyorsun. Hala oralı değilsin ya. Ölmeyi gerçekten hak eden bir hayat yaşadın. Seni şöyle hızlıca çekeceğim. Birisi bana sıkıyor çünkü. Nereden sıktığını anlamadım ama birisinin sıktığından eminim. Şöyle hemen şu tarafa doğru halıyı koyacağım. Büyük ihtimalle aşağılardan sıkmışlardır. Orada bir buggy var ama spam da olabilir. Bu arada size şu Mirado'mu göstereyim. Yeni skinlerimle Mirado'nun skin'i aldığım için onları da denemek istiyorum. O yüzden araca geçtim uçan al daha iyi olmasına rağmen. Bu arada UC açma videolarını seviyor musunuz yoksa gameplay maçlarını daha çok seviyorsunuz diye sormayacağım. İkisi de hemen hemen aynı izleniyor ama merak ettim fikrinizi. Hocam burada 3 tane airdrop var. Burada birileri loot'a çökmüş, ekmeğini yemiş gibi. Vallahi almışlar. O hocam burada da bir airdrop var ve çatılar matılar dolu. İşte istediğim yer burası. Sabahtan beri aradığım nokta burası kardeşim. Şimdi herkes sakinse ben bu tarafa doğru pushlayacağım. Oo burada teleportlar, burada airdroplar, neler oluyor derken aha çok güzel. Mantarı da varmış, seni yedim mantarlı, sen çok güzel pompalı atıyorsun, sakin ol. Allah kahretmesin, öyle bir girilik mi araya be? Bir bak be geldiğin yere kardeşim, sakinleşelim. Çok güzel sıktın ama bundan bir şey çıkmayacağımı ikimiz de biliyoruz. Bomba atsaydı ya da molotof büyük ihtimalle beni dans ettirip yakabilirdi. Üstümde de birisi var gibi duruyor. Şöyle o tarafa doğru bomba atmak ne kadar mantıklı bilmedim ama içerideki odadadır diye tahmin ediyorum. O yüzden şu tarafı molotofla yakıp bir de dışarıdan molotof atarsak her türlü yakabiliriz ama şu arkamdakinin kili gelmediği için de tedirginim. Kardeş sen yanmayı gerçekten çoktan hak ettin. Artık her türlü benimsin derken gerçekten hassiktir. İsmindeki has gibi senin bu kadar airdrop skin'i alıp arkadaşların tarafından korunmana rağmen ölmen beni yürekten zedeledi. Şu uzaktaki çatılarda da birisi vardı ben gelirken ama burayı temizlemeden oraya bakmak intihar gibi olur. O yüzden M24'ü çekeceğim iki tarafa da oynayabilmek için. Oh, onlar bana çoktan sıkmaya karar vermiş. Yolda birisi var, açıkta birisi var, sizi gördüm. Ama ben önce burayı diyorum. Siz diyorsunuz ki Barış abi bizde fightla. Ondan sonra neden beni headshotladın? Neden M24'ü çıkardın? Sen çok güzel body tuttun, kaçma. Kaçamam, kurtulamam benden. Bak bir de bakıyor. Bak bir de cesaretli bu. Bekle bekle bir reload edelim. Solumdaki eleman ne oldu bilmesem de seni çekeceğim. Çok güzelsin helal abi. Senin de kilini aldık. 26 kilo ulaştık. Oğlum neler oluyor? Gerçekten bir de yanımda ayak sesi var. Diğer evdeki mi geldi yoksa yukarıda düşürdüğüm mü süründü emin değilim. Uzaktan bir silah sesi duydum. KNT kullananlar da var. Artık bu noktada yakınımızdakini halletmeden oyun oynamamız mümkün değil. O yüzden P90'ı çektim, üzerine gidiyorum. Evet yukarıdan tahmin ettiğim gibi ilk düşürdüğüm buraya kadar sürüklenmiş. Bu bölgede galiba oyun bitecek gibi duruyor ve şu tarafta da araçlar ters dönmüş. Ortalık ne karıştı lan. Bence şuradan çatıya çıkarsak M24 ile çok iş yapabiliriz ve her tarafı da kontrol edebiliriz gibime geliyor. Nitekim ki buradaki evlerde birileri olduğunu biliyoruz ve pencereden bakıyorlar. Bir body'yi çok güzel tuttular. Acaba orası kaç kişi? Şu an 6 kişi var karşımızda ama 4 kişilik bir takım da olabilir. Seni gördüm ama sen çok fazla göstermeye başladın. Deli ördek, seni hatırladım. Oyun başı da öldürmüştüm. Bu nickname'i zaten unutmam mümkün değil. Şimdi şuradaki camları da kırıp buradan da bir görüş açısı bakalım. Çünkü orada da birileri var gibiydi. Seni gördüm. Sonunda gördüm. Çok güzel bir tek hamle gelir mi? Vallahi geldi. Eye of the Tiger kardeşim. Kaplan koymuşsun ismini ama yerde bir yılan gibi öldün. 28. kilim olduğun için yine de mutluyum. Şurada düşürdüğüm elemanın kili gelmedi. Onlar kalaba. Zaten tahmin ediyorduk ama alanda bir de hiç yardımcı olmayacak gibi fight'ta. Bakalım bir de verirse bir noktada şansımızı buradan devam ettirebiliriz. Vallahi verdi. Çok ilginç. Normalde vermez. Biz çatıya yeniden çıkalım. Belli ki killeri buradan toplamaya devam edebileceğiz. Oo silah sesini duydum. Kim kime sıktı, nerede sıktı onu bir öğrenebilir miyim? Ya 4 kişilik takım kalmadıysa karşımda her türlü rahatım. Büyük ihtimalle 2 evi birden aldılar. Bak bu yeniden arkadaşını kaldırdı, eski yerine dönüyor. Çok güzel body'yi tuttun ama benim için yeterli değil body. Şu taraftan da silah sesi geliyordu ama bu arkadaş pustuysa bile o kime doğru pustu görmek mümkün değil. Aha, bir tanesi bu tarafa doğru geçmiş. Airdrop skinini yerim senin. Oo. Hocam AWM mi AMR mi? Sesi duydum. Sende de KNT var ama body'yi tuttun. Elinde daha iyi silah var diye sen vuracaksın anlamına gelmez. Beni görmediğin sürece avantaj bende. Ama sen çok kıpır kıpırsın, çok güzel yemek istersin gibi. Şöyle bir tane tutar mısın hocam? Bakın sen hiçbir şekilde benim fliklerimi yemiyorsun. Bu noktada evdekiler de kımıldanmaya başladı. Bunlar arkadaş abi en az 3 solum. Şu son kalan sağımdan solumdan gelmezse ben bunları hallederim. Sen yine gösteriyorsun deli ödek. Ama deli ödek, ben seni öldürmek istemiyorum artık. Sen gerçekten müptelam gibi davranıyorsun. Body'yi tuttun. Hepsinde de KNT var maşallah. Kardeşim ne güzel bulut bolluğu ya. Şu açıktakini vurursam orayı karıştırabilirim. Yine body gitti. Ulan bizde olsa AVM şimdiye ölmüştü derken Mert sonunda düştün. Hocam airdrop stikini demek ki işe yaramıyormuş. Sen yine mi kurtarmaya gidiyorsun arkadaşını? Yo, o zaten düşmemişti. Bunu kurtarmaya gitmeleri için bana göstermeleri lazım. Arada vurmam lazım seni. Sen spot oynayamayacaktın. Muhtemelen çok güzel düştün deli ördek. Deli ördek artık gelmedi, kimin geldi. O sağımızdan da ses geliyor. O güzel. Bu ayrı bir takım. Buna karşı dikkatli olursak her türlü solumuzdakileri halledebiliriz. Çünkü tek kaldı zaten orası. Evin içindeki de oynayacak mı merak ediyorum. Bak gösterecek gibi. Yok bunda oynayacak o yürek yok. Arkadaşını vurunca tabii. Bak oynayacaksın mı? Tuttururum. Oynama sakın. Tuttururum. Vallahi kaçtı lan. Kaldırırsa arkadaşını çok sıkıntı ya. Şu sağdakini bir vursam puşlarım oraya gerekirse ama vuramıyorum lan. Sen niye sürüklendin salak? Tabi alan geliyor, onu unuttunuz. Body'yi yedin. Ne bok yiyeceksin şimdi, ikinci body'yi de yedin Sait. Allah kahretmesin Sait. O kill sayısını ulaştırdınız beni Allah'ın belaları. Hocam son kill'i vurmam lazım, bu kill'de bitiremem. Allah aşkına kardeş neredeysen gel bitirelim şu işi. Şu anda çatıya doğru çıktım ama alan dışında bir kıpırtılar var. Orada bir halı görüyorum lan. Halıyı bırak gel lan. Vallahi yedim body'yi. Oğlum gel gel. Allah'ın belası alanı ölecekti. Bu sayı da bitiremem. Gel artık şuraya. Lan gel bak hala halıyla oynuyor. Lan halıyı ne bok yiyeceksin. Çıkart artık kendini. Lan oğlum ölürsün alana. Vallahi diyorum gel. Allah belanı vermesin. Sayıya bak be. Bariş Bra. 31 kill kardeşim. Tabii ki one man squad. Bazen kaderden kaçılmaz. Tam 5524 hasarla ve 31 kille o aradığımız win'i sonunda bulduk. Yeni kıyafet oldukça şanslı geldi bence ve güzel oyunlar çıkacağını da düşünüyorum bundan sonra. Böyle bir kadersizlik oluyor, bir hafta sonra açılıyor. Like atıp abone olup bildirimleri açıp Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.